kolambalığı Kolambalığı, Atlantik mersin balığı, Baltık mersin balığı, Bayan mersin balığı olarak da bilinmektedir. Şu anda nesli kritik tehlikedeki türler arasında yer almaktadır. Nesli neden tükendi? Kızılırmak ile Karadeniz'in birleştiği Koşu Mahallesi Irmak ağzında çok önceki yıllarda bolca avlanan ve bilinçsiz avlanma sonucu nesli tükenmiştir. Mersin balıklarında vücut köpek balığına benzemektedir. Kuruk yüzgecin üst parçasına uzanmıştır. Yani heterosek kuyruğa sahiptirler. Bıyıklar bazı türlerde düz, yuvarlak, bazı türlerde üzerlerinde küçük püsküller yani ince kıllar taşırlar. Gerek bu özelliklerinden gerekse bıyıkların yönlerinden ve şeklinden türleri ayırt edilebilir. Mersin balıkları tatlı sularda üreyip denizlerde beslenen balık türlerindendir. Az tuzlu denizler tuzlu okyanus sularında milli nehirlere, serin gölleri ve ırmaklara kadar çok çeşitli su şartlarına girebilmekte ve adapte olabilmektedirler. Karadeniz'de görülen nehirlerde yaşayan boyları 120 ila 300 cm arası değişebilen ve genellikle 300 kg'a kadar olabilen yumuşakçalar ve küçük kabuklularla beslenen ve 100 yılın üstünde yaşayabilen bir balıktır. Yumurtasından en kıymetli deniz ürünü olan siyah havyar elde edilir. Bu nedenle ekonomik değeri oldukça yüksektir. Rus mersini, karaca ve mersin morinası olarak adlandırılan türleri de vardır. Kolan balığının kama biçimindeki baş kısmı uzun bir noktada son bulur. Yüz bölgesinde birçok hassas bıyık bulunmaktadır. Sırt yüzgeçleri geriye doğru uzanır. Karın bölgesi sarı, arka bölümlerin ise kahverengimsi gri bir renk bulunmaktadır. Kolan balıkları 100 yaşına kadar yaşayabilirler. Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Mersin Balıkları Koruma Yaşatma Derneği Başkanı Profesör Dr. Serap Ustaoğlu Tırıl, Türkiye sularında geçmişten itibaren varlığı bilinen 5 Mersin balık türünden sadece 3 türünün kaldığını, 2 türünün ise muhtemelen neslin tükendiğini söyledi.